Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 35. birleşiminin 6. oturumunu açıyorum. 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Komisyon yerinde. Şimdi şahsı adına ikinci konuşmacı aleyhte olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Sayın Özgür Özel. Buyurun Sayın Özel. Süreniz 10 dakikadır. Bitti. Oturum değişti. Öbür oturumda kaldı hepsi. Sayın Altay. Efendim ben sataşma falan tamam, oturumu kapattınız. Ama müsaade ederseniz tutanakları bir cümle geçirmem lazım. Ya söz verdim şimdi Hatip'e. Ama lütfen Sayın Başkan, tekrar dönmeyelim. Sayın Başkan oturuma. O zaman kayıtlara şunu geçsin. Söyleyeyim. Kayda geçsin. Altpaşaoğlu kürsüde kayıtlara bir grup başkan vekili oturumu ara verdiniz. Benim rakibimdir ama onun hakkını korumak benim görevimdir. Bu tutumunuzu da yanlış buluyorum. Ben ayaktayken önünüzdeki metni okuyarak Hatip'i çağırmanızı da yanlış buluyorum. İki, üç, Sisi darbeciydi, görüşmeye gidiyorlar. Mali'de darbe oldu, bir ay sonra Dışişleri Bakanı gitti. Darbeci Elbeşir Türkiye'ye dağırlandı. Yani AK Parti'den darbecilerle ilişki konusunda alacağımız bir ders yok. Üç, teşekkür ederim. Sayın Özel, buyurun. Süreniz 10 dakikadır. Sayın Başkan, Halkların Demokratik Partisi'nin Sayın Eş Genel Başkanları, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2021 bütçesinin son konuşmasını yapmak üzere huzurunuzdayım. 75 günlük bir anayasal süreç, 20 günlük komisyon çalışması, 12 günlük genel kurul çalışmasının ardından birazdan 83 milyonu, hatta göçmenlerle birlikte 87 milyonu doğrudan ilgilendirecek bir karar vereceğiz. Bu salondaki milletvekilleri kendilerini buraya yollayan millet adına, halk adına bir hakkı kullanacaklar. 800 yıllık bir kazanım, bütçe hakkını. Parlamentoyu parlamento yapan varoluşsal bir hak. Kullanmaya geldiğimiz, tüketmeye geldiğimiz değil. Burada olmamızın sebebi olan kurucu bir hakkı kullanacağız. Devletin alan sağ eliyle veren sol elinin dengesini, bunun nasıl, ne kadar kullanılacağına karar vereceğiz. Evrensel olarak 800 yıllık bir kazanım Magna Carta'dan beri. Bizde teorik olarak birinci meşrutiyet, pratik olarak ikinci meşrutiyet, gerçek anlamda 1923'ten beri kullandığımız bir hak. Ve bu parlamentoda ilk kez ve bütün dünya parlamentolarında maskeler arkasında temassız, tokalaşmadan, görüşmeden, temas kurmadan yapılan bütçe görüşmelerinin sonundayız. Bundan bir yıl öncesine kadar koca koca ülkeleri yöneten koca koca liderler, kıtadan kıtaya atılacak füzelerle, onları fark edecek erken uyarı sistemleriyle, radarlarla, uçaklarla o füzeleri havada imha edecek savunma füzelerinden bahsediyor, onlarla ilgileniyorlardı. Dünyanın dört bir yanında kendilerinden uzak, açlığa, yoksulluğa, eşitsizliklere, hastalıklara, salgınlara değil de füzelere bütçe, füzelere para istiyorlar. Yaşatmaya değil, öldürmeye bütçe istiyorlardı. Ve geçen sene Çin'de yaşanmaya başlayanlar, gözün görmediği bir virüs ve dünyanın tüm liderlerine, tüm siyasilere, hepimize şöyle söyledi. Siz hiç masraf etmeyin. Siz hiç zahmet etmeyin. Ben hepinizi hiçbir ücret olmadan öldürebilirim. Ve dünyada 76 milyon kişi bu hastalığa yakalandı şu ana kadar. Ve 1.7 milyon kişi hayatını kaybetti. Bunu yapan virüsün şu ana kadarki toplam ağırlığı sadece 2 gram. Ve Çin'deki yoksullukla, gelir adaletsizliğiyle, sağlık sorunlarıyla dünyanın diğer ülkelerinin liderleri hiç ilgilenmezdi. Hatta Boris Johnson ya da Trump'ın, maskesiz Trump'ın
virüse meydan okumaları hepimizin hafızalarında. Ama ne zaman ki Çin'de bir yoksul, dört yoksul Çinlinin bir hayvan pazarında içtiği bir yarasa çorbası İngiliz başbakanını yoğun bakıma soktu, Amerikan başkanını hastaneye düşürdü, hepimiz öğrendik ki demek ki neymiş? Hepimiz, tüm evren, tüm küre en yoksulumuzun sağlığı kadar sağlıklı, en yoksulumuzun güvenliği kadar güvendeymişiz. Demek ki neymiş? Kıtalar arası füzelere değil, kıtalar arası virüsleri erken fark eden uyarı sistemlerine, onları önleyecek aşılara, onları durduracak ilaçlara bütçe lazımmış. Ve salgın hastalıkların önlenmesi için gerekli kapanma, evde kalma, karantina gibi tedbirler için bütçelere, böyle bakan devletlere, böyle yönetim anlayışlarına ihtiyaç varmış. Bu süreçten en temel dürtümüz bütün canlılarda olduğu gibi önce canımızı kurtarabilirsek ve en üstün özelliğimiz bu süreçten öğrenerek çıkabilirsek, tüm dünyanın ağzında bir söz var: hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sosyal devletler güçlenecek, sosyal politikaların önemi artacak, eşitlikçi tezler güçlenecek. Yani yaşananlar bizim dünya görüşümüzü, bizim ideallerimizi aklı çıkarıyor. Acımasız kapitalizmin faydacılığı bile dünya görüşümüzün idealizmine mahkum olmuş durumda. Şöyle ki, herkese yetecek aşımız olana kadar bazı zengin ülkelerdeki tüm insanları aşılamak yerine tüm ülkelerdeki bazı insanları aşılamak bütün insanlığın faydasına. Ve değerli milletvekillerim, cumhuriyet bir fikir, bir idealdi, cumhuriyet bir rejim. Elbette tek adam rejiminden parlamentoya geçiş, elbette demokrasi. Ama cumhuriyeti kuran kadrolar düşmanı kovup, düşmanı kırıp İstiklal Harbi'ni, Kurtuluş Savaşı'nı kazandılar ama daha da zorunu yaptılar. Sonradan o mazlum, o mağdur halkın gönlünü kazandılar. Pek çok şey yaptı Cumhuriyet ama üçü çok önemliydi: sağlık, eğitim ve kadına verdiği değer. Sağlıkta toplum sağlığını önceleyen, hijyeni önceleyen, salgın hastalıklarla mücadele eden Cumhuriyet, örneğin sıtma ve trahom, yani Adıyaman'daki 100 kişiden 90'ının hastalanıp körler şehri diye anılacak kadar yaygın trahom ya da Türkiye genelinde %96'lara varan sıtma salgınında ölüyordu insanlar, Cumhuriyet hıfzı sıhhayla, Cumhuriyet koruyucu hekimlikle, Cumhuriyet sağlığı koruyan tedbirlerle insanların ölmesini önledi. Bebek ölüm oranı %25. Her doğan 4 bebekten biri ölüyordu. Anne ölüm oranı %18. Hamile kalan her kadından, 100 kadından 18'i, neredeyse 5 kadından biri ölüyordu. Ve Cumhuriyet bu ölümlere çare olduğu için, Cumhuriyet bu salgınları durdurduğu için insanların gönlünü kazandı, esas büyük savaşı kazandı. Ve biz bunu bir kez başardık. Partimiz kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün birinci kongremiz diye nitelendirdiği Sivas Kongresi birinci yüzyıla çağrı beyannamemizdi. Şimdi son kongremizde altına hepimizin imza attığı, seni Sayın Genel Başkanımızın Türkiye'ye ve dünyaya ilan ettiği ikinci yüzyıla çağrı beyannamemiz var. 13 başlıkta eğitimden dış politikaya, toplumsal barıştan siyasi ahlak yasasına kadar, en önemlisi yepyeni bir toplum sözleşmesine, kuvvetler ayrılığına, güçlü parlamenter sisteme kadar önerileri olan, 13 başlıkta önerileri olan ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinin 11. başlığı, bizi haklı çıkardı dediğimiz bir sürecin sonunda, bizim dünya görüşümüzün haklı çıktığı bu sürecin sonunda güçlü sosyal devleti öneriyor. Alt başlıkların içinde örneğin aile destekleri paketi var. Bütün dünya bu süreçte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken ortaya
temel vatandaşlık temel geliri fikri atıldı. Ciddi tartışılıyor. Herkese değil, ihtiyacı olana verilsin deniyor. ADES'teki gibi. Bunun yaratacağı makroekonomik etkiler tartışılıyor. Ama hiçbir tanesi ADES'in ortaya koyduğu temel mantığa karşı değil. Ve eğer aile destekleri sigortası olsaydı, örneğin Sayın Bakan'ın anlattığı, övünerek gösterdiği tablo, 6,5 milyon aileye biner lira yardım yaptık. Soruyor arkadaşlar, iki kez alan var mı? Sistem izin vermiyor. Biner lira, 6,5 milyarlık yardım. Oysa ki ikinci yüzyıla çağrıda önerdiğimiz aile destekleri sigortası paketi olsaydı, salgının başladığı günden bugüne kadar o 6,5 milyon aile ve fazlası ayda ikişer bin lira, hem de eğer evlilik bağıyla oluşmuş bir aileden bahsediyorsak, kadına, yaşlı 4 tane kardeşten bahsediyorsak, durumu müsait olana ödenecek asgari ücrete yakın ikişer bin lirayla bu pandemiden etkilenmeden, en az etkilenerek çıkabileceklerdi. O zaman işte örneğin sokak ekonomisinden geçinenlerin, hammalların, gündeliğe, temizliğe gidenlerin, evde kal demenin aç kal demek olmadığı, yaşamak için çalış, eğer hastalığı kaparsan ölürsün, bağışıklık kazanırsan sürü bağışıklığına katkı sağlarsın gibi, dünyadaki iki temel mücadeleden sürü bağışıklığı ve pandemiyle karantina mücadelesi dışındaki bize özel gelişen, otomatikman gelişen üçüncü yöntem olmazdı. Sınıf bağışıklığı sistemi olmazdı. Parası olanların evde kalabildiği, kendini koruyabildiği, vitaminleri, besinleri alabildiği ama çiçek satan teyzenin, temizliğe giden ablanın, hammallık yapan abinin sürü bağışıklığına tabi olduğu bu sistem olmazdı. Bu bütçe damat Albayrak'ın Eylül ayında açıkladığı son ekonomik programa göre kurgulanmış, hatta yollanmış, hatta savunulmuş bir bütçe. Daha sonra bütçeyi kabul eden komisyon başkanının bütçeyi savunan, bütçeyi uygulayacak bakana dönüştüğü çarpık bir süreç. Ama bu bütçe salgın yokmuş gibi yapılmış bir bütçe. Bu bütçe yaşadıklardan bir şey öğrenmeyen bir bütçe. Bu bütçe ne salgına ne yeni ihtiyaç duyulan güçlü sosyal devlete hazırlık yapmayan bir bütçe. Bu bütçe hepimizin ihtiyacı olan Sayın Başkan, bir saniye. Hepimizin ihtiyacı olan 130 milyon doz aşıya kaynak koymayan bir bütçe. Halk sağlığına, sosyal devlete, zor durumdaki ve bugün kapanıp da karantinaya alsak bu salgını durdurabilecekken, ekonomide karşılığı olmadığı için, esnafa, çiftçiye, işçilere katkı yapamadığımız için durduramadığımız salgına karşı tedbir almayan bir bütçe. Biz böyle bütçeleri yapacağız. Kimle yapacağız? Dünyanın bütün demokratlarının menfaatleri bir yerdedir. O menfaatlerin toplamı kıtanın menfaatidir. Türkiye'nin bütün demokratlarıyla yapacağız. Sosyal demokratlar olarak yapacağız. Müslüman demokratlarla yapacağız. Milliyetçi demokratlarla yapacağız. Kürt demokratlarla yapacağız. Biz böyle halkın bütçesini yapıp yeniden Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını demokrasiyle taşlandıracağız. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.